Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan kahraman gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle takdim edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan, Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Engin Deligöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, kamu kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylendiği program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Aksaray Valisi Ali Mantı törende yaptığı konuşmasında, "Bugün anlamlı madalya töreninde birlik ve beraberliği görmek bizleri son derece memnun etti. Vatan ve millet uğruna ezelden ebede kadar her alanda mücadele etmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı ömür diliyorum," dedi. Vatansızlığın ve devletsizliğin bugün dahi birçok ülkede yaşandığını ve görüldüğünü kaydeden Vali Ali Mantı, "Etrafımızdaki ülkelerden bunları görüyoruz. Vatanımızın, milletimizin kıymetini bilelim. Parçalanmayalım, dağılmayalım. Allahu Teala buyuruyor ki, parçalanmayın, dağılmayın, birbirinize düşmeyin. Eğer düşersiniz, rüzgarınız kesilir, kuvvetiniz düşer ve yok olursunuz. Onun için birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Ülkemizin, devletimizin kaynaklarını verimli kullanalım. Hasetten, hakaretten uzak duralım. Ülkemizin değerlerini bilelim. Bu zenginlikleri bize miras bıraktılar. Bu yüce değerleri bizden sonraki nesillere taşımak zorundayız. Tekrar, vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugündeki şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun," dedi. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ ise yaptığı konuşmasında Kıbrıs Türk'ünün can güvenliğini sağlayarak yok olmalarını önlemek amacıyla 20 Temmuz 1974 yılında 37.500 kahraman Türk askerinin Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını söyledi. Aksaray'dan 22'si subay ve assubay, 137'si er ve erbaş olmak üzere toplam 159 askerin düzenlenen harekata katıldığını belirten Dağ, "Bu harekatta bizlere verilen her türlü görevi yerine getirdik ve muzaffer olarak yurdumuza döndük. Kıbrıs gazileri üstün cesaret, kahramanlık zaferi kazanmıştır. Bizlere 45 yıl sonra tevcih edilecek milli mücadele madalyalarını göğsümüzde bir onur abidesi olarak gururla taşıyacağız," dedi. Konuşmaların ardından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askerlerden 39 kişiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı, Vali Ali Mantı ve törene katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, madalya takdim edilen gazilerle fotoğraf çekimiyle sona erdi. Çok değerli gazi arkadaşlar, ben Aksaray Güzel Yurt 1953'e 3 tertip olarak Kayseri Hava İndirme Tugayı 4. Paraşüt Taburu 2. Paraşüt Bölümünden 1974 yılı Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. Bu harekata katılan bütün Türk silahlı kuvvetlerimize millet olarak şükran borçluyuz. Bir tarih yazılmıştır 1974 yılında. Bu uğurda can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.
Hepsinin mekanları cennet olsun. Gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Ebediyete intikal eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnetle, şükranla yad eder. Hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim. Kıbrıs Türk'ünün can güvenliğini sağlayarak yok olmalarını önlemek ve Kıbrıs adasının meali ideali uğrunda Yunanistan'a bağlanmasına mani olmak maksadıyla 20 Temmuz 1974 yılında 37.500 arkadaşımızla Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldık. Bu harekat bizlere verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdik ve muzaffer bir gazi olarak yurdumuza döndük. Yine denizden karaya çıkarma yapan bu kahramanlar kısa bir süre içerisinde düşmanı eziyete uğratarak Kıbrıs Türk'ünü esaretten kurtarmış ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı Türk savaş tarihinde bir altın saymadır. Biz gözümüzü kırpmadan katıldığımız bu harekatta atalarından aldığımız feyizle Türk askerinin savaşlardaki emsalsiz kahramanlığını dünyaya bir kez daha gösterdik. Bugün Kıbrıs Türk'ü kendi devletinde, kendi bayrağı altında hür ve bağımsız yaşamaktadır. Artık adada barış hakimdir. Görevimiz şerefle yerine getirmekten dolayı mutlu, gururlu ve onurluyuz. Kıbrıs Barış Harekatı'na 45 yıl sonra bizlere tevdi edilecek milli mücadele makaralarını göğsümüzde bir onur iştahısı olarak gururla taşıyacağız. Kıbrıs Barış Harekatı'nda olan 98 şehit arkadaşlarımıza ve aramızdan ayrılan gazi kardeşlerimize saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün bu anlamlı madalya töreninde ilimizin birlik ve beraberliğini tekrar görmek bizleri son derece mutlu etti. Vatanı ve millet uğruna ezelden ebede kadar savaşan, mücadele eden, her alanda gayret gösteren, ebediyete intikal etmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı, güzel ve umutlu, sağlıklı bir gelecek diliyorum. Vatansızlığın ve devletsizliğin ne olduğunu bugün bile an yaşıyoruz, görüyoruz. Etrafımızdaki ülkelerden görüyoruz. Vatanımızın, milletimizin, devletimizin kıymetini bilelim. Parçalanmayalım, dağılmayalım. Allah-u Teala da buyuruyor ya, dağılmayın, parçalanmayın, birbirinize düşmeyin. Eğer birbirinize düşerseniz, nifak içerisine girerseniz rüzgarınız kesilir, kuvvetiniz dağılır, düşmanlara yem olursunuz. Onun için birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Ülkemizin, milletimizin kaynaklarını verimli kullanalım. Hamasetten, husumetten ve hakaret kültüründen uzak duralım. Ülkemizin her alandaki nimetlerinin, ekonomik değerlerinin, sosyolojik değerlerinin, tarihi değerlerinin kıymetini bilelim. Atalarımızdan bize miras bırakılan o yüce değerleri yeni nesillerimize, bizden sonraki nesillerimize taşımak bizim görevimiz. Bu taşıma işini de emaneti de doğru, düzgün, hakkaniyet içerisinde taşımamız, o emaneti yeni nesillere iletmemiz lazım. Tekrar vatanı ve millet uğrunda canlarını feda eden ve bugün yetmekte olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün yine iki şehidimiz var. Cennet mekan olsun. Allah rahmet eylesin. Gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Türk milleti ve Türk devletleri ebediyen var olsun. Hepimize hayırlı, umutlu ve sağlıklı günler olsun. Saygılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Thank you.
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla Çalışma ve İş Kurumu Aksaray İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortak organizasyonunda etkinlik düzenlendi. Okçuluk salonunda düzenlenen etkinliğe Vali Ali Mantı, Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mahmut Akkuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan ve çocuklar katıldı. Okçuluk dalında Aksaraylı sporcuların önemli başarılar elde etmeye başladığını ifade eden Vali Ali Mantı, yaptığı açıklamasında şunları söyledi. Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çalışma potansiyeli olan çocukların çocukluklarını yaşaması adına spora yönlendirilmesi, çocukların gençliğini ve çocukluğunu yaşamalarına dikkat çekme amacını taşıdığını söyledi. Etkinliğe katılan çocukların okçulukla ilgili eğitim çalışmalarını izleyen Vali Ali Mantı çocuklarla hedefe ok attı. Vali Ali Mantı, Aksaray'da toplumun her kesiminin, özellikle çocukların sportif faaliyetlere katılımlarının sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Evet, bizim Aksaray ilimizde her dalda Türkiye ve dünya çapında sporcularımız yetişiyor. Okçuluk dalı da bunlardan bir tanesi. Okçuluk dalında öğrendiğime göre dünya ikincisi kardeşimiz otmuş. İnşallah bu çalışmayla hızla devam ettiğimiz takdirde yeni yeni dereceler elde edeceğiz. Bugünkü hasreten özel konumuz dünya çocuk işçileriyle mücadele kapsamında çalışma potansiyeli olan çocuklarımızı çocukluklarını yaşaması adına spora yönlendirmek, çocuklarımıza gençliğini ve çocukluklarını yaşatmak, ileriki aşamada atılacakları iş hayatında daha güzel, daha verimli, daha etkin çalışmalarını sağlamak amacıyla bu aktiviteler hazırlanıyor. Gençlik Spor Müdürlüğümüz, İş Kur Müdürlüğümüz, diğer destek aldığımız kurum ve kuruluşlarla beraber Aksaray'ımızdaki sportif faaliyetleri genişletmeye, hızlandırmaya, daha da güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Evet, 2019 yılının hasatı bugün itibariyle Aksaray'da başlamış bulunmakta. Ben 2019 yılı arpa hasatının bereketli, kazasız belasız geçmesini Yüce Allah'tan diliyorum. Tarlada, arazide üretmek o kadar kolay değil. Dün gördük, Aksaray'da ciddi şekilde afat oldu, tolu oldu ama bugün de arpa biçiyoruz. Arpada Türkiye altıncısıyız. İnşallah 2019 yılının hasatı kazasız belasız geçer diye umut ediyorum. Tabi girdilerin ciddi şekilde yüksek olması hasebiyle üreticilerimiz de şu anda maddi yönde ciddi şekilde sıkıntı çekiyor. Ve inşallah hükümetimiz tekrar verilen fiyatı gözden geçirerek üreticimizi memnun edecek yeniden fiyat belirlemesini istiyoruz. Bir de sanayicimizin üreticimize borsaya gittiğinde ya da bu alım merkezlerine gittiğinde üreticimize iyi fiyat vermelerini istiyoruz. Biz üretmesek ne sanayici ne borsadaki esnaf ticaret yapabilir. Üreticiye, eli nasırlı köylüye
esnafların, sanayicilerin ciddi şekilde sahip çıkması lazım. Yanı sıra da bakanlığımızın bunları ciddi şekilde takip edip ortada bir boşluk yaratılmaması lazım. Üreticilerimizin biçer duvarlarının arkasına balyanın altına bakmaları gerektiğini söylüyoruz biz, öneriyoruz. Ciddi bir sorun olduğunda gerek Ziraat Odası, gerek İl Tarım Müdürlüğü ve ilçelerde de ilçe tarım müdürlüklerine bilgi verirlerse tane kaybını önlemiş oluruz. Tane kaybı da hem çiftçimize, hem ilimize, hem ülkemize ciddi şekilde ekonomik zarar olur. Bunun da önüne geçebilmek için mutlaka ve mutlaka biçer döver tarlamıza girdiğinde tarla sahiplerinin kontrol edip etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir sıkıntı oluştuğunda da az önce belirttiğim gibi Ziraat Odası ve İl Tarım Müdürlüklerine müracaat etmelerini istiyoruz. Anında bizim ekipte olsun, İl Tarım Müdürlüğü ekibi de olsun, anında hangi tarlada, hangi köyde, hangi bölgede ise yetişiriz. Evet, ilimizde 2019 yılı hubat hasat dönemi başladı. İlk önce arpalardan başlanıyor. Daha sonra buğdaylar inşallah hasat edilecek. Ben 2019 yılı hasat döneminin tüm çiftçilerimize ve Aksaray'ımıza hayırlı olmasını ve kazası belası atlatılmasını temenni ediyorum. İlimiz bilindiği üzere tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 10 il arasında yer almaktadır. Ve yonca üretiminde 3. şeker pancarında 4. mısırda 4. arpada 6. sıradayız. Hubat'ta da 6. sırada yer almaktayız. İnşallah amacımız ilk sıralara yükselmek. İlimizde bu sene 2019 yılında içerisinde 1 milyon 683 bin dekar hubat ekilişi yapıldı. Bunun 709 bin hektarı dekarı buğday, 900 bin dekarı da arpa ve diğerleri de çavdar şeklinde. İnşallah bu seneki hubat hasat döneminde üreticilerimiz zarar görmeden bitmesini temenni ediyoruz. Herkese bereketli olsun diyorum. Bu seneki inşallah yağışlar çok güzel olduğundan ve mevsim iyi gittiğinden geçen sene göre rekoltu yüksek. Bu sene inşallah arpada yaklaşık, kuru da yaklaşık 400 dekar, 350-400, suru da 600 dekar bekliyoruz. Geçen sene 1,5 milyon dekar bir ekilişimiz vardı. Bu sene 1 milyon 683 bin dekara çıktı. Geçen sene göre de ekiliş miktarımız da arttı. Buğdayda da aynı. Hem dekardaki ürün miktarımız geçen sene göre rekoltemiz arttı. İnşallah bu sene iyi bir ürün alacağımızı düşünüyorum. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Selime kasabası, Ihlara Vadisi'nin bitiş kısmında yer almakta. Özellikle burada bulunan katedral, Hristiyanlık için tarihi öneme sahip. Selime Kale Manastırı'nın en önemli özelliklerinden biri de dönemin bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olmasıdır. Yine tarihteki bilinen ilk yüksek sesli ayin de Selime Katedrali'nde yapılmıştır. Selime, Kapadokya'nın en büyük manastırı olma özelliği, peri bacaları örneklerinin bir kısmının burada olması, dünya coğrafyasından birçok ziyaretçinin akınına uğramasına neden oluyor. Bölgedeki işletme sahipleri, bu seneki turizm sezonunun diğer yıllara oranla daha hareketli başladığına vurgu yaparak, Kapadokya bölgesinde yer alan Selime, Güzelyurt, Ihlara gibi beldelerin turizm pastasından daha fazla pay almak için yatırımcıların özellikle gelen misafirleri konaklatabilmek adına girişimlerde bulunmaları gerektiğine vurgu yaptılar. Sevgili seyirciler, Selime'deyiz, Selime Katedrali'ndeyiz ve burada gerçekten turizm sezonunun hareketli başladığını söyleyebiliriz. Selime'de katedralin hemen altındaki bir işletmeci arkadaşımızla beraberiz. Yasin Bey. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sene turizm sezonu nasıl başladı efendim? Turizm sezonu gayet hareketli. Ramazan'dan sonra hareketlenmeye başladı. Sıcak havaların etkisiyle daha da iyi olmaya başlıyor. 11.ye kadar sezonumuz devam ediyor. Artarak devam ediyor. Yasin Bey, burada enteresan taşlar görüyorum. Biz uzaktan baktığımızda bunları güvercin yumurtasına benzettik. Ama yaklaşınca öyle olmadığını anladık. Mermere benzettim biraz ama. Bunlar evet. Şunlar, şu gördüğünüz mermer. Bu mermerden yapılmış yumurta gibi olan taşlar. Şunlar, özellikle şu taşlar. Bu onyx taşı. Bölgemizden çıkıyor bu taşlar. Daha özelliği şu şekilde. Mesela stres alma özelliği var. Pozitif enerji verme özelliği var. Depresyona karşı olumlu yönde etkisi var. Kanıtlanmış bilimsel makaleler var. Şurada gördüğünüz diğer taşlar. Mesela şöyle üzüm şeklinde yine onyx taşımız var. Şu
Bu şekilde yine Onyx'ten meyve sepeti şeklinde elma, armut, üzüm şeklinde var. Bir Türk kahvesi içmek için, soluklanmak için Selim'e de mola vermişken yine bizimle aynı düşünceyle bu noktada soluklanan bir tur şirketinin şoförü var. Öyle değil mi? Efendim kısaca sizi tanıyabilir miyim? Ben Arif Akdemir Nevşehirliyim. Şoförüm. Bir gününüz nasıl geçiyor? Kapadokya gezisi denildiği zaman nereden başlıyor, nerede sonlanıyor? Sabah işte Göreme'den, otellerden alıyoruz müşterilerimizi. İşte Ihlara işte, Ihlara'ya geliyoruz. Selimiye işte, Ihlara. Ondan sonra Derinkuyu, evet. Akşam doldu muydu, yine otellerine misafirleri bırakıyoruz. Böylelikle tamamlıyoruz turumuzu. Peki efendim, biz Aksaraylar olarak çok dertliyiz bu turizm konusunda. Genelde bu turizm pastasındaki büyük payı Nevşehir'in aldığından yana hep dert yanarız. Nevşehirliler de bize derler ki, bakın biz bu kadar yatırım yapıyoruz, biz çalışıyoruz. Bir şans eseri değil bizim bu turizmdeki başarımız derler. Ama biz bunu kabul etmeyiz. Efendim siz Nevşehirlisiniz ve o bölgeyi çok iyi biliyorsunuz. Bizim eksikliğimiz nedir? Dışarıdan gözüken nedir efendim? Vallahi bölge olarak bayağı yatırıma sahip olan bir bölge. Onun da karşılığını almaktalar. Yani sizde böyle bir karşılık yok anladığım kadarıyla. Yani her sektörde bayağı hizmet veren grup var. Şimdi hemen sağ tarafımızda Selime Katedrali var. Tipik peri bacalarının küçük minyatür hali diyebiliriz. Benzer özellikler taşıyor coğrafyalar ama biz hak ettiğimiz değeri alamıyoruz. Dolayısıyla Nevşehir'in bu konuda özellikle tur şirketlerinin burada konaklatmamak için bir çaba sarf ettiği yönünde de hurafeler var diyeyim. Buna tabii ki inanmıyoruz ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Konaklanacak otellerimizin olmayışı, burada sadece gördü geçti turistlerin olmasına bunlar mı neden oluyor? Yani biraz önceki dediğiniz gibi hurafe yani. Öyle bir şey yok. İki komşu il ama demek ki turizm konusunda oradaki yetkililer daha iyi çalışıyorlar. Evet, evet. Yalnız bölge olarak da şimdi Nevşehir, Göreme, işte Ürgüp, işte Çavuş'un tam bir nasıl diyeyim? Noktası. Aynen. Tam bir merkez olmuş oluyor. Peki geçtiğimiz yıllara oranla bu yılki turist hareketliliği hakkında gözleminiz nedir? Bu sene iyi başladı diyor genelde insanlar. Evet, öyle deniyor. Bölge güzel hareketli maşallah. Buradan sonraki yolculuk noktanı neresi olacak? Ihlara. Katedralin aslında neyden oluştuğundan bahsettim. Kimlerin yaşadığından bahsettim. Hangi dönemde ne olarak kullanıldığından bahsettim. Sonra karşıdaki manastırın ne olarak kullanıldığından, kimler için kullanılmış, ne dönemde kullanılmış, neden buraya Selime Manastırı denilmiş onları anlattım. Ufak bilgiler verdim. Peki Sevgi Hanım, tabii siz lisan bildiğiniz için onların vücut dilini, Türkiye'yi bakış açılarını daha net kavrayabiliyorsunuz. Biz kenarda beklerken baktık, şaşkınlıkla, hayranlıkla bakıyorlar. Ama geçmiş yıllara oranla şimdiki gelen turist kafilesi arasında böyle bir bakış açısı farkı var mı? Daha iyi anlıyorlar mı artık? Şöyle nasıl söyleyeyim, gelen ırk biraz değiştiği için tabii bazıları sadece fotoğraf, gezmek, görmek amaçlı geliyor ama eskiden biraz daha farklı ırklar geldiği için onlar biraz daha bilgiye yönelikti. Şimdikiler biraz hani anlatsın, tamam, sonra işte geçelim, fotoğraf çekelim havasındalar. Biraz daha farklılar yani tabii. Arkamızda bulunan grup menşei nedir? Ya genelde Çin. Çin'den geliyorlar. Latin Amerika var bazı aralarında. Yerli misafirlerimiz var. İşte İstanbul'dan çoğunlukla geliyorlar. Büyük ihtimalle bayram ve bayramın sonrasında tatilleri olduğu için geliyorlar. Ama yoğunlukla Çinli tabii ki. Peki bundan 20 yıl öncesine gittiğimiz zaman daha çok Batı Avrupa ülkelerinin buraya ziyaretçi gönderdiğini biliyorduk ama şimdi Uzak Doğu'dan da hatırı sayılır sayıda turist geliyor. Bunu niye bağlıyorsunuz? Büyük ihtimalle o tanıtım ya, reklam. Reklam çok önemli bence. Biraz da Çin'e yoğun şekilde reklam yapıldı bu aralar. Ondan ötürü daha çok Çinli geliyor. Avrupalı fazla göremiyoruz. Son sorum da şu olacak. Biz bütün dünyanın bizi tanıdığından bahsediyoruz ama
Siz bir tercüman olarak, bir rehber olarak dünya bizi ne kadar tanıyor sizce? Şu an dünya bizi aslında hiç tanımıyor. Bizde çok güzel, çok muhteşem şeyler var, çok güzel kültür var, yaşanmışlıklar var, yapıtlar var ama yeterince tanıtımımızın olmadığını düşünüyorum. Yani bizi sadece %5'lik bir kısmını tanıdığını düşünüyorum şu an. El emeği, göz nuru, çeyizlik ürünler, teknolojinin hayatımızdaki yerinin her geçen gün artmasıyla yerini teknolojiye bıraktı. Geçmiş yıllarda gelinlik çağına kadar naftalin kokan sandıklarda uzun yıllar saklanan çeyizler artık daha çok çeyiz mağazalarından temin ediliyor. Sevgili seyirciler, çeyizler kültürümüzde önemli bir yer ediniyor. Ancak gelişen teknolojiyle beraber artık annelerimiz yerine bu işi yapan iş yerleri var. Onlardan bir tanesi de Sebel Hanım. Sebel Hanım, burada ne tür ürünler var? Daha önceden anneler el emeği, göz nuru ürünleri çocukları için sandıklarda naftalin kokuları arasında biriktirirlerdi. Ama şimdi bu görev siz üstlendiniz. Neler var ürünlerinizden? Ürünlerim çok geniş yelpaze şeklinde. Peki hazırlıyoruz. Seccade, huç, bohça, havlulara kanepçelerimizi yerleştiriyoruz. Örneklerimiz de var hatta. Yani çok güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Daha modern bir şekilde oluyor. O şekilde değerlendiriyoruz. Tabii uzun yıllar, uzun emekler neticesinde bu çeyizler biriktiriliyordu. Şimdi zannediyorum bir kız çocuğunun çeyizi ne kadarlık bir sürede hazırlanıyor? Bizim gibi bir üretimhaneye gelirlerse, işletmeye gelirlerse yani en fazla bir aylık bir sürede hazırlıyoruz. Yani o kadar uzun sürmüyor. O yüzden önce gelmeleri gerekiyor. Anladım. Biraz. Peki zannediyorum sadece Aksaray merkezi değil, şehir dışından hatta ülke dışından da gelen siparişler de var. Evet, müşterilerimiz var. Mesela bu yaz döneminde geliyor, müşterilerimiz memnun kalıyor. Seneye diğer müşterilerimiz de yönlendiriyorlar. O şekilde bir geniş yelpaze oluşuyor inşallah. Tabii burada sadece çeyizlik ürünler değil, bunun yanı sıra zannediyorum özellikle şapkalara da yazdığınız isimler var. Mutfak önlüklerine yazıyoruz, şapkalara yazıyoruz. Yani sürpriz yastıklarımız var, bebeklere özel, zıbınlara yazıyoruz. Yani istediğiniz her gömleklerin yakasına yazıyoruz mesela, kollara yazıyoruz yazıları. O şekilde daha aklınıza gelebilecek her bir şeye yazıyoruz isimleri. Zannediyorum ki çeyiz dükkanının yanı sıra burayı aynı zamanda insanlar özel günlerde hediyelik eşya içinde düşünebilirler değil mi? Tabii ki de özellikle anneler gününde bebek hediyesi, bebek yoklaması, ev yoklaması, mutfak önlüklerimiz mesela isim, özel isim yazıyoruz o şekilde. Hem daha mutlu oluyorlar hem daha kapsamlı bir hediye oluyor benim için de yani öyle düşünüyorum açıkçası. Yine burada evet. Yine burada görebildiğim kadarıyla özellikle yine o sandıklardaki eskilerin çok iyi hatırlayacağı kanepçeler vardı. O eski kanepçeleri de yeniden alıp değerlendiriyorsunuz galiba. Tabii ki onları hem havluya geçiriyoruz, bohçaya geçiriyoruz. Runner olarak hazırlıyoruz bu masaların üzerinde runner diyoruz işte. Onlara monte ediyoruz. Pikeleri hazırlıyoruz. Seccade yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek diyorum ya yani çok geniş bir. Siz hayal edin Seval çeyiz hazırlasın. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Kırşehir'de taş büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kırşehir'de dün akşam saatlerinde etkisi altına alan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Taş büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Ankara yolu üzerinde araçlarıyla seyreden vatandaşlar araçlarını yol kenarına park etti. Dolu yağışı nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye düştüğü yolda otomobillerin silecekleri de dolunun hızına yetişemedi. Öte yandan Merkez Bahçeli Evler Mahallesi'nde bulunan bir evde yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa süre içerisinde söndürürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ayrıca Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kırşehir'i etkisi altına alan yağışın hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
Nevşehir'de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu su baskınlarına karşı belediye ekipleri seferber oldu. Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini artırması üzerine il merkezindeki zemin katlarda bulunan çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. Caddelerin adeta göle döndüğü Nevşehir'de belediye ekipleri seferber oldu. Başta itfaiye müdürlüğü ekipleri olmak üzere su ve kanalizasyon ile temizlik işleri müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerine müdahale etti. Selin sürüklediği toprak yığınları nedeniyle kapanma noktasına gelen yollar kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açılırken ekipler yoğun yağış nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Bu arada akşam saatlerinde 350 Evler Mahallesi'nde bulunan eski SGK Hastanesi binasının çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri akşam saat 20 itibariyle son 3 saatte metrekareye düşen yağış miktarının 35.6 kilogram olduğunu açıkladı. Ne kadar zararınız var? Şu anda zararın ne kadar olduğunu bilemem ki. Bütün masa sandalyelerimiz gitti abi, ağaçtan olduğu için. Elektrikli dolap gitti. Elektrikli dolap, iki tane dolabımız vardı, iki dolap da mahvoldu. Zaten diğer tarafa böyle tezgahım falan komple benim tahtadan, onlar suyu emerek tabanı komple gitti. Onların hepsini yaptığım yer aslında ben bunun zararının altında kalkamam. Zaten ben genç yaşımda bu dükkanı krediyle açtım, beni iyice mahvoldu. Yeni yapılan merkezin çektiği su bu. Belediye işçisi geldi, hiçbir şey yapmadan gitti. Ben kendi imkanımla o şeyi açtım, merkezi açtım. Kendi imkanımla bir şeyler yapmaya çalıştım. Belediye işçisi geldi, benimle alay eder gibi güldü geçti. Üç ekip gibi, üç ekip. O üç ekip bana gülüp geçeceği yerine burada gelip görevini yapsaydı bu az olmazdı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini yılın ilk 5 ayında 1.134.357 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Peri bacaları, yeraltı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesini yılın ilk 5 ayında 1.134.357 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken son 6 yılın turist rekoru kırıldı. Kırşehir'in Mucur ilçesinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen mandırada hayvanların yemlenmesi pencereden yapılıyor.
Ankara Kayseri Karayolu üzeri Mucur ilçesi yakınlarında bulunan mandıra bölge halkının şikayeti ve yapılan denetimler sonrasında mühürlendi. Mühürlenen mandırada işçiler hayvanların telef olmaması için açık pencereden yem atıp sulama yapıyor. Mandıra yetkilisi Bekir Baykal, mandıranın mühürlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada kimseyle görüşmemiz olmadı. Mühürü açtıramadık. Hayvanlar içeride mağdur. Mandıra kendimize ait, ticaret yapmıyoruz dedi. İmar barışından yararlanarak mandıraya ruhsat aldıklarını anlatan Baykal, inekler ve buzağlar mağdur. İçeri gireceğiz, giremiyoruz. Yetkili bulamıyoruz. Mandıra 30-35 saatten fazla kapalı. Bugün öğleye doğru gelen iki memur, biz kapıyı açalım, işçiler yem versin demiş. Öncesinde bize hiçbir tebligat verilmedi. İçeride birçok canlı mal var. Yazık, Allah rızası için böyle bir şey olmaması gerekir. Hayvanların telef olmaması için gerekli olan neyse yapacağız diye konuştu. Geldik burada kimseyle bir görüşmelerimiz olmadı, olamadı. Mühürü açtıramadık. Hayvanlar içeride mağdur. Buradaki bizim buranın şeysi ruhsatını da aldık yeniden. İmar barışından. Mandıranın ruhsatı var mı? Mandıra olaraktan değil de inşaat olaraktan bizim bir şeyimiz var. Mandıramız bizim kendimize ait. Ticari amaçlı yapmıyoruz. Evet. Ticari amaçlı yapmıyoruz. Buranın imar ağaçlarından faydalandık, ruhsatını da aldık. Ruhsatımız da var. Artı içeride ineklerin dışarıda buzağları olan, küçük yavruları olan buzağlar dışarıda mağdur. İçeride tıkacağız, tıkamıyoruz. Yetkili arıyoruz, bulamıyoruz. Ne kadardır kapalı tam mandıra? Takriben 30-35 saattir. 35 saat. Evet. Hayvanların yemini verebildiniz mi? Hayır, veremedik. Veremedik. Bu sabaha karşı, bu öğleye doğru biraz önce, 1-2 saat önce iki tane memur gelmiş. Biz burayı açalım. Buradaki görevli yetkililere demiş ki, biz şu kapıyı açalım da göz yumalım. Bunlar da buradan yem versin, su versin demişler ama bunlar buradaki görevliler de bu şeyi yapamadılar. Oradan sığmadılar, yapamadılar. Küçük bir yer açılmış. Burada yani bu mallar burada mağdur. Daha önceden bize hiçbir tebligat falan verilmedi. Hiçbir tebligat veya kapatacağız. Şunu yapın, bunu yapın, ruhsat alın, mandıra açın. Mandıra işte bilmem mi, şu usule uygun değildir, bu usule uygun değildir. Bize hiçbir bilgi verilmedi. Bu kadar canlı mala yazık, günah. Allah rızası için böyle bir şey olmaması gerekir. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Valla ne gerekirse yapacağız yani. Sizlerin çizgisiyle inşallah bir çare bulacağız. Başka bir çaremiz de yok yani. İlle de buradaki bu hayvanlar telef olacak. Bu başkan daha önceki... Benden bir çoban arkadaşım var. Beraberdik. Geldiler saat 9 gibi. Ahırı mühürlemek zorunda şikayet üstüne de. Geldiler mühürlemeye. Birini aç da bari dedim. İçeri tıkalım, yemlemesini yapalım, suyunu verelim. Yok, açamak dediler dünden içeri. Hayvanlar zor durumda dışarıda. İlgine şey yapamak dedi. Açamak dedi. Hepsini mühürleyip gidecek dedi. Açarsanız bir sene yakın, 6 ayla bir sene yakın hapis cezası, para cezası var dedi. Sulamayı şu pencereden girdik gördüğünüz gibi. Yok pardon, şuradan. Evet. Yemlemeleri buradan, balyalar buradan verdik, döktük. Yani çok sorun, bir tane hasta arkadaş göstereyim. Ondan da ilgilenemedik, giremedik içeri. O da yani telef oldu. Sizin isim soyisminiz? Ali Özer. Mühürü tut, hele önden göster. Ereğli Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatlarıyla kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Ereğli'de yılların ihmal edilmişliğini gideren Başkan Hüseyin Oprukçu, bozulan ve kullanılamaz hale gelen ilçedeki yolları yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan yollar için vatandaşlar, Allah başkanımızdan razı olsun. Çukura düşmekten, arabalarımızın alt takımları mahvoldu, artık gönül rahatlığıyla kullanıyoruz yolları diyerek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Başkan Oprukçu ise Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Ereğli'de bozuk, kullanılamaz halde olan yollarımızı yeniden kullanılır duruma getiriyoruz.
Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her şeyden daha mühimdir. Bahanelerin ardına sığınmıyoruz. Kaynaklarımız yeterli olmasa da hemşehrilerimizden aldığımız manevi güç bizlere yetiyor dedi.